Gelelim arkadaşlar dizi problemlerine, diziyle ilgili problemlere. Bunlarda ilk 10 terim, ilk 7 terim gibi toplamları soracak bize. Eskiden sonsuza kadar toplamlarını soruyordu. O yüzden ben size hazırladığım testte, geçen yılki testim olduğu için müfredattaki sorular ona göreydi. Yalnız şimdi bunların hepsini hem çözmeyeceğim hem de birkaç tanesini sonsuza kadar gidecek şekilde değil de ilk 5 terim, ilk 6 terim toplayacak şekilde yapayım. Hem de MEP müfredatıyla örtüşsün. 12. sınıf MEP kitabınızda diziler konusunun sonunda dizilerle ilgili problemler var çünkü. Bakalım o yüzden. Şimdi Ocak ayında 100 TL atmak üzere her ay kumbarada biriken paranın %5'ini kumbaraya atan bir kimsenin bir yılın sonunda kumbarasında kaç TL olur? Şimdi sabrınızı rica ediyorum. Bir seferlik formülün nereden geldiğini göstereyim. Sonrasında ezbere bağlarsınız artık. Bakın, ilk ay bu kişi 100 lira para yatıracak, kumbarasına atacak. İkinci ay bu ilk ayın, Ocak ayının %5'ini atacak. Ama bir de ikinci ay bunun biriken parası artık ne olacak? Ocak ayından sonra Şubat ayında biriken parası 100 lirası zaten vardı. Bunun %5'ini kumbaraya attı. Böylece 100 çarpı 5 bölü 100 artı 100 kadar parası oldu. Yani 100 parantezin alırsak 1 artı 5 bölü 100 oldu. O da arkadaşlar ne yapar? 100 çarpı 105 bölü 100. Bu kenarda dursun şimdi. Bu Şubat ayı. Gelelim Mart ayına. Mart ayında biriken parası Şubat ayında bu kadar olduğu için bunun da 5 bölü 100'ü kadar para atacak kumbaraya. Bir de halihazırda zaten 100 çarpı 105 bölü 100'ü var. Bakın bu Şubat'tan kalan, bu Mart ayında eklediği. O zaman Mart'ın sonunda artık bunun 100 çarpı 105 bölü 100 artı 100 çarpı 105 bölü 100 çarpı 5 bölü 100 kadar parası olmuş olur. Bu da o zaman 100 çarpı 105 bölü 100 parantezinde 5 bölü 100 buradan, 1 de buradan, 1 artı 5 bölü 100 gelir. O zaman dikkat edin lütfen. 100 çarpı 105 bölü 100 çarpı 105 bölü 100 oldu. Şunu fark ettiniz mi? Sıfırıncı ay, yani daha doğrusu birinci ay, Ocak ayında 100 TL para var. Şubat ayında biriken para 100 çarpı 105 bölü 100. Mart ayında biriken para 105 bölü 100'ün karesi çarpı 100. O zaman buradan şu sonuç çıkar. 12. ayda da 100 çarpı 105 bölü 100'ün 11. kuvveti oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde birikme sorularında arkadaşlar aslında yine geometrik diziden. Şu soruya bakalım mesela arkadaşlar. Bu soru normalde sonsuza kadar gidiyor ama biz burada ne yapalım? 6 tane karenin alanları toplamını bulalım. Birinci karenin alanı 16, ikinci karenin alanı 4, üçüncü karenin alanı gördüğünüz gibi 1 nokta nokta böyle gidecek. Hatta 6 demeyelim, o tek tek sayarsınız o zaman. 15 tane karenin alanını bulalım şimdi. Dikkat ederseniz ortak çarpan nasıl gidiyor fark ettiniz mi? 1 bölü 4. O zaman bakın şimdi. İlk terim 16. Geometrik dizi çünkü 1 bölü 4 çarpanı şeklinde gidiyor. İkinci terim 16'nın 1 bölü 4'ü. Üçüncü terim 16'nın 1 bölü 4'ünün karesi. O zaman 15. terim ne olacak? 16'nın 1 bölü 4'üncü kuvvetinin 1 bölü 4'ün 14. kuvveti. Neden? 2'de 1, 3'te 2. O zaman 15'te de böyle olacak. Demek ki bunun toplamı o zaman ne olur? 16 çarpı 1 eksi 1 bölü 4'ün 15. kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 4. Gördüğünüz gibi formülümüz neydi? Geometrik dizide toplam formülümüz A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R idi. Böylece bakın buradan çevreleri alan, ben alanları yaptım. Çevreleri demeyelim. Şimdi bir daha düzeltmeyeyim soruyu. Alanları toplamı diyelim arkadaşlar. Alanları toplamı böylece bu geldi. Düzenlemek istersek bakalım ne yapabiliriz? 3 bölü 4 olduğu için ters çevrilir. 64 bölü 3 1 eksi 1 bölü 14'ün 15. kuvvet olarak kalır tabii. Ona bir şey yapamayız. Bu şekilde cevabı bulmuş oluruz.
Map'ten bir soru çözeyim size. 4000 nüfuslu bir köyün yılda ortalama %1 artan bir nüfusu vardır. Buna göre 10 yıl sonra köyün nüfusu kaç olur? Bakın şimdi. İkinci yıl arkadaşlar, yani bir yılda daha doğrusu ne olacak? %1 artacak. O zaman birinci yılın sonunda 4000 çarpı 1 bölü 100. Zaten başlangıçta bir 4000 vardı. Böylece 4000 parantezinde 101 bölü 100 oldu. Gördüğünüz gibi 1 artı 1 bölü 100 çünkü. Bu birinci yılın sonunda köyün nüfusu. 2 yıl sonunda arkadaşlar ne olacak? Bakın yılın başında 4000 çarpı 101 bölü 100. Bir de bunun 1 bölü 100'ü kadar artacak. Bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi. Bu ilk yıldan gelen nüfus şu kadar arttı. Toplamda bu oldu. Yani yine 4000 çarpı 101 bölü 100 parantezinde 1 bölü 100. Buradan artık tamamı gitti. 1 geldi. Yani o da 1 bölü 100 artı 1'den 101 bölü 100 oldu. O zaman bakın ikinci yılın sonunda 4000 çarpı 101 bölü 100'ün karesi oldu. Bu ne demek? O zaman 10. yılda da 4000 çarpı 101 bölü 100'ün arkadaşlar 10. kuvveti olur bu köyün nüfusu. O zaman şunu söyleyebiliriz. Belli bir düzende arttığı zaman arkadaşlar A çarpı 100 artı N bölü 100 üzeri N oluyor bakın. Bu formülü kullanabilirsiniz. Belki hatta üstel fonksiyonda bile karşınıza gelmiş olabilir. A ana durum, yani ana para, ilk nüfus, artık ilk sayı neyse o. Sonra her seferinde yüzde bilmem kaç artar dediğinde bakın hakikaten 100 artı N bölü 100 üzerine bize formülü veriyor. Bu şekilde ben hocam formülü ezberlerim diyenler yapabilir. Hiçbir problem yok. Yine MEP'ten bir soru. Her 30 dakikada 2'ye katlanan bir bakteri ortamında başlangıçta 100 bakteri varsa 4 saat sonra kaç bakteri olur? Şimdi burada tabii yüzde olarak değil artık. Deminki ezber soru mantığıyla gitmeyelim. Birinci saat 100 tane var. İkinci saat bu şey, ikinci 30. dakikada neye çıkıyor? 200'e çıkıyor. Değil mi? 2 katına çıkıyordu. Sonra birinci saatte neye çıkıyor? 400'e çıkıyor. İşte 1,5. saatte kaça çıkıyor? 800'e. Biz böyle tek tek yapacak mıyız? Hayır. 30 dakikada bir olduğu için arkadaşlar yarım saat. Yani 4 saatin içinde 8 tane yarım saat var. O zaman bakın başlangıçta 100, birinci yarım saatin sonunda bunun 2 katı kadar, ikinci yarım saatte 2 üzeri 2, üçüncü yarım saatte 2 üzeri 3 katına çıkıyor. O zaman demek ki 8. yarım saatte de 100'ün 2 üzeri 8 katına çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla son durumda 2 üzeri 8 çarpı 100 tane bakteri olacak. Direkt de böyle ezbere gitmemek lazım. Soruları gerçekten bir yorumlayın. Doğal olarak arkadaşlar farklı farklı sorular karşınıza gelebilir. Temel olarak sizin yapacağınız aslında problemi çözmek. Problemi çözmek için de burada dizilerden yararlanıyoruz. Ama sonuçta mantığımızı devre dışı bırakıp direkt ezbere de yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Şu soruyu çözeyim size. Sonsuz sayıda demeyelim çünkü artık sizde sonsuz sayıda sorulmuyor. 20 tane diyeyim bakın. Abarttım biraz, mecburen tek tek toplama şansınız olmasın. Şekilde köşeleri kendisinden bir büyük olan karelerin kenarlarının orta noktaları üzerinde 20 tane iç içe kare gösterilmiştir. En büyük karenin köşegen uzunluğu 2 kök 2 birim olduğuna göre tüm karelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Bakın şimdi. İlk en büyük karenin arkadaşlar köşegen uzunluğu 2 kök 2 demek. Bunun bir kenarı 2 demektir. Doğru mu? Çünkü karenin köşegeni kenarın kök 2 katı. Şimdi o zaman neye dikkat etmeliyiz? Burada arkadaşlar diğer küçük olan karenin köşegeni fark ettiniz mi? Karenin bir kenarına eşit. O zaman bunun bir kenarı ne olacak? Bunun bir kenarı aynı zamanda küçük olanın köşegenine eşit olduğuna göre ikinci karenin bir kenarı kök 2, fark ettiniz mi? O zaman şimdi şuna bakalım. Üçüncü küçük kareye bakalım. Yine bunun bir köşegeni buradaki bakın karenin bir kenarına eşit. Bu kök 2 idi.
Bunun köşegeni kök 2, o zaman kenarı 1. Daha da abartma artık, neyi gördün? Birincisinin bir kenarı 2, ikincisinin bir kenarı kök 2, üçüncüsünün bir kenarı 1. Ortak çarpan ne oldu? 1 bölü 2. O zaman buradan alan yaparsak birincinin alanı 4, ikincinin alanı 2, üçüncünün alanı 1. Alanların ortak çarpanı ne geliyor? 1 bölü 2. O zaman ben şunu söylerim. Birinci terim 4, ikinci terim 2, üçüncü terim 1. Yani 4, 4 çarpı 1 bölü 2 artı 4 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. Nokta nokta 20. terim ne olacak? 4 çarpı 1 bölü 2'nin 19. kuvveti olacak. Bakın gördüğünüz gibi birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, 20. terimde de 1 eksiği kadar üstü 1 bölü 2'nin 19. kuvveti. O zaman yazıyorum bakın. 4a1 çarpı 1 eksi 1 bölü 2'nin 20. kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 2. İşte bize 20 tane karenin alanlar toplamı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar örnekler çoğaltılabilir. Ben fazla sıkmamak adına bu kadar örnekle yetineyim bu dizi problemleriyle ilgili. Bir yüzdelik olanlar var. Üstel fonksiyon gibi çözdüğümüz işte 101 bölü 100 diye yaptım. 100 artı n bölü 100'ün n'ninci kuvveti şeklinde yaptık. Bir de geometrik dizi şeklinde bize n tane dizi elemanının toplamını soracak. Böylece dizilerde arkadaşlar bitmiş oldu. AYT'de çok sıkıntılı olmayan bir konudur. Bence konuyu gördükten sonra hemen kolaydan zora bence bütün soru tiplerini çözebilirsiniz. Yorumlarda kafanıza takılan bir şey olursa sorun arkadaşlar. AYT videolarının tamamını arkadaşlar ben toplu PDF'lerini hakkında kısmı, bakın YouTube'da hakkında kısmı var biliyorsunuz benim sayfama geldiğinizde. Hakkında kısmına tıkladığınızda orada arkadaşlar bütün videoların toplu PDF'lerini görebilirsiniz. Kitapçık halinde indirip hem çözüp hem de buradan izleyebilirsiniz. İyi çalışmalar, görüşürüz.